Sevgili arkadaşlar, geçenki dersimizde cümle türleri konusunu işlemiştik. Bugün anlatım bozukluğu konusunu işleyeceğiz. Dikkatli dinleyin. Not, e, ÖSYM 3 e senedir anlatım bozukluğuyla alakalı soru sormadı arkadaşlar. Ama bu, bu senin sorulmayacağı anlamına gelmez. E, dikkatli dinleyin. Kolay bir konu. Hatta anlatımı çok kolay. Öğrenci diyor ki tamam siz anlatırken kolay ama biz sorularda göremiyoruz. Çok soru çözerek yapabileceğiniz bir konu arkadaşlar. E, onun için soru çözmeye çalışın e, ee, bir konudur, eğlencelidir. Hatta diyeceksiniz hani örnekleri görünce bu kadar mı kolay olur vesaire diyeceksiniz. Ama gözden kaçıyor arkadaşlar. Şimdi anlatım bozukluğunu iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi bağdaşıklık, ikincisi bağlaşıklık. Bağdaşıklık demek anlama dayalı anlatım bozukluklarıdır. Bağlaşıklık ise dil bilgisel anlatım bozukluklarıdır arkadaşlar. Yani sizin eğer ki dil bilgisinde eksikliğiniz varsa siz bu grubu yapamazsınız arkadaşlar. Ama isim tamlamasını biliyorsanız, çatıyı biliyorsanız arkadaşlar, cümle ögelerini biliyorsanız, sıralı cümlenin ne olduğunu biliyorsanız, bağlaçları biliyorsunuz bu konuda yapılır. Bağdaşıklığa geldiğimizde ise bu biraz daha yoruma dayalı arkadaşlar. Hemen görebilirsiniz. Ee, yani daha kolaydır. Şimdi bağdaşıklığın e, alt başlıklarını işlediğimizde sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, gereksiz sözcük kullanımı, anlamca çelişen sözcükler, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, sıralama hataları, anlam belirsizliği, mantık yanlışlığı, atasözü deyim yanlışlığı ve virgül eksikliği. Dil bilgisine dayalılara geldiğimizde ise yüklem yanlışlıkları, özne yanlışlıkları, öge eksikliği, Tamlama yanlışlığı, ek yanlışlığı, ek fiil yanlışlığı, fiilimsi yanlışlığı, bağlaç yanlışları ve yanlış yapılandırılan yani yapım eki, çekim eki durumunun karıştırılan sözcüklere de ne yapacağız arkadaşlar? Bağlaşıklık konusunda işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bağdaşıklıktan başlıyorum. Birincisi sözcüğün yanlış anlamda kullanımı arkadaşlar. Aslında bu biraz daha sözcüklerin birbiriyle benzemesiyle alakalı bir durumdur. Yani fonetik olarak harflerin dizimi olarak bir sözcük başka bir sözcüğün yerine kullanılabilir arkadaşlar ya da biçimsel olarak sözcük başka bir sözcüğü çağrıştırabilir. Bu durumlar anlatım bozukluğuna neden olacaktır çünkü bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi bakalım sırayla bazı sözcükler değerlemesi yaptım arkadaşlar. Karıştırdığımız günlük hayatta karıştırdığımız sözcükler. Bunlara özellikle not alın. Önemli arkadaşlar. Birincisi yaşantı ve yaşam. Şimdi baktığımızda çok benzeyen iki kelime arkadaşlar. Ancak bu kelimeler nedir? Aynı anlamda değildir. Bakın Tevfik Fikret yaşantısını aşianında devam ettirdi. Arkadaşlar buradaki direkt görüyorsunuz değil mi? Tevfik Fikret yaşantısını değil yaşamını aşiyanında devam ettirdi olacak arkadaşlar. Çünkü yaşantı bir yaşam biçimidir. Anlaşıldı mı? Yaşam ise hayatın karşılığıdır. Bakın virüs nedeniyle yaşantısı zorlu bir sürece girdi dediğimizdeki durum arkadaşlar. Etken ve etkin. Şunu unutma lütfen. Etkin ne demektir? Fail demektir arkadaşlar. Etken ise ortaya çıkmasa neden olan demektir. Bakın sınavı kazanmasında planlı çalışması etkin miydi? Etken miydi arkadaşlar? Değil mi? Baktığımızda etken olacak değil mi mesela burası? Endonezya'daki yanardağı yıllar sonra etken hale geldi. Direkt bunu görüyorsunuz zaten etkin hale geldi olacak değil mi buradaki durum? Devam ediyorum. Çekimser ve çekingen kelimelerine baktığımızda ki meclisteki bütçe kararına çekingen oy kullananlar var dediğinde. E, oy kullanmak galiba adam utanmıyor değil mi oy kullanırken? Nedir arkadaşlar buradaki çekingen? Tarafsız ya da karar verememe durumundaysa çekimser olması lazım. Sınıfa yeni gelen arkadaşımız oldukça çekimser dediğimizde bu sefer ise direkt görüyorsunuz ne olması lazım? Çekingen, utangaç olması lazım. Yankılanma ve yansıma arkadaşlar. Şunu unutma yankı ses ile olur yansı görüntü olur arkadaşlar. Bakalım yüzümün yankısı vurdu aynaya dediğimizde yüzümün yankısı diye bir şey olmaz arkadaşlar. Yüzümün yansıması olur. Güvercin sesi yansıyordu dağlardan ovalara derken bu sefer ise arkadaşlar güvercin sesi ise ne olması lazım? Yankılanması lazım. Devam. Fotoğraf ve resim bunları bildiğinizi düşünüyorum. Fotoğraf makine ile çekilebilen bir teknoloji durumu, resim ise kalemli çizme eylemi sonrasında meydana gelir. İş başvurusunda bir adet resim istendi dediğimizde resim istenmedi. Ne istendi arkadaşlar? Fotoğraf istendi. Bana acının da fotoğrafını çizebilir misin Abidin dediğimizde acının fotoğrafını çizmek olmaz değil mi? Acının nesi çizilir arkadaşlar? Resmi çizilir. Çalmak ve gasp etmek. Çalmak sessizce, bilmeden, haber duyurmadan yapılan kötü bir eylemdir. Gasp etmek ise zorla yapılan bir eylemdir arkadaşlar. Bakalım. Derse giderken cüzdanımı zorla çaldılar. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Çalmak için ne dedim? Habersizmiş gibi olur, sessizce olur dedim değil mi? O zaman buradaki zorla gasp ettiler ya da o zaman da anlatım bozukluğu olur doğrusu. Derse giderken cüzdanımı gasp ettiler demesi lazım. Biz uyurken evdeki paralar gasp edilmiş dediğimizde bu sefer de olmaz arkadaşlar. Neden? Biz uyurken demek ki sessizce yapılan bir eylem gasp edilmedi, zorla alınmadı, çalındı arkadaşlar. Olanak ve olasılığa geldiğimizde kurumumuzun öğrencimize sunduğu bazı olasılıklar var. Olasılıklar mı vardır arkadaşlar yoksa olanaklar mı vardır? Doğru mu? Peki bir olanak daha var o da ölmek mi dersin dersi. derken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ihtimal, bir olasılık var değil mi? O da ölmek. Özel ve özgüne geldiğimizde yine çokça karıştırılan sözcükler arkadaşlar. Tüm yaptığım jestler sana özgün dediğimizde. Sana özgün diye bir durum olmaz arkadaşlar. Ne olması lazım? Sana özel olması lazım. Tirit, elma dağı özel bir yemektir. Hayır arkadaşlar, trit elma da özgü ya da özgün bir yemektir. Lütfen unutmayın. Sonuç ve son. Arkadaşlar sonuç bir nicel bir durumdur. Baktığımızda maçın sonu 2-1 idi derken. Arkadaşlar maçın sonu 2-1 olmaz. Maçın sonucu 2-1 olur. Maçın sonucunda kavga çıktı dersem yine olmaz. Ne olması lazım? Maçın sonunda kavga çıktı demesi lazım. Ayrım ve ayrıcalık. Bakalım. Mutlakiyet ile monarşi arasındaki ayrıcalık vardır. Olur mu arkadaşlar ayrıcalık daha farklı bir durum değil mi? Burada ne olması lazım? Ayrım olması lazım. Hicaz, Yemen gibi bölgelere buradaki virgül yanlış kullanılmış değil mi? Hicaz, Yemen gibi bölgelere ayrım tanınmıştır. Direkt görüyorsunuz arkadaşlar ayrım tanınmaz. Ne tanınır? Ayrıcalık tanınır. Kapsayan ve kaplayan arkadaşlar. Kapsamak daha soyut, belirtke niteliğindedir arkadaşlar. Finalde gördüğümüz tüm konuları kaplayan bir kitaptan sorumluyuz. E, kitabın dışı kaplanmadı herhalde değil mi? Ne olması lazım arkadaşlar? Kitap tüm konuları kapsaması lazım. Asit yüklü bir bulut havamızı kapsamıştı dediğimizde bu sefer de ne olacak? Havamızı kaplamıştı olacak. Yayın ve yayım sürekli öğrenci tarafından karıştırılır arkadaşlar. Yayın, neşriyat e, eski dildeki karşılığı. Ee, televizyon, radyo, gazete bunlar birer yayın organdır arkadaşlar. Bunlarla beraber iletilen mesaj ise yayımdır arkadaşlar. Baktığımızda Akça yayın evi tadilata girmiş dediğimizde Akça yayın evi değil Akça yayın evidir arkadaşlar. Bizim hazırladığımız haberde sonda yayınlandı olmaz, yayınlandı şeklinde olacak. Azımsamak ve küçümsemeye geldiğimizde azımsamak e, bir işin maddi yükünü anlatır arkadaşlar. Küçümsemek ise manevi durumdadır. Babamın bana verdiği harçlığı oldukça küçümsedim. Ne dedim arkadaşlar? Maddi durumlar azımsanır. O zaman babamın bana verdiği harçlığı oldukça azımsadım olacak. Hocanın bizi azımsaması hoş değil derken hocanın bizi azımsaması diye bir şey olamaz. Hoca bizi ne yapar en fazla? Küçümser arkadaşlar. Şimdi şurası önemli. Öğrenim. Öğrenim için ne dedim? Formal ve informal. Öğretim için ise sadece formal dedim. Şimdi hocam formal ne, informal ne? Arkadaşlar Öğrenim dediğimiz şey, şuradan da kodlayabilirsiniz, hayatınız boyunca devam ediyor arkadaşlar. Yani siz okulda da bazı şeyleri öğrenebilirsiniz, eve gittiğinizde de öğrenme devam eder. Okul biter, sivil hayatınızdasınız, öğrenme hala devam eder. Doğru mu? Yemek yapmayı öğrenebilirsiniz, ıslık çalmayı öğrenebilirsiniz. Bunların hepsi de öğrenimdir. Öğretim ise sizin bu çatı altındaki örgün eğitim. ...öğrendiğiniz durumdur arkadaşlar. Lütfen unutmayın. T sesinden, öğretimden, evin direği, çatısı aklınıza gelsin arkadaşlar. Şimdi üniversite öğrenimi Ankara'da tamamladım. Üniversite ne dedim arkadaşlar? Eğer ki bir çatıysa bu T ile olması lazım. Ne olacak? Üniversite öğretimimi Ankara'da tamamladım. Halk eğitim merkezlerinde öğretim kursları açıldı. Arkadaşlar halk eğitim kursları e, informal eğitimdir yani... 50 yaşındaki bayan da gidebilir doğru mu? Bu durum informaldir arkadaşlar. O zaman bu da ne olması lazım? Öğrenim olması lazım. Süre ve süreç arkadaşlar. Sınavın bitmesine az bir süreç kaldı. Arkadaşlar süreç dediğimiz şey e, tam manasına sınır çizilmemiş zaman dilimidir. Sınavın bitmesine az bir süre kaldı olacak. Sınava kadar olan süreyi iyi değerlendirin derken bakın ne dedim sınırı çizilmemiş dedim değil mi? Sınava kadar olan süreci iyi değerlendirin şeklinde olması gerekiyor. Sömürge ve sömürü durumu arkadaşlar. Şimdi sömürge bir mesken adıdır arkadaşlar. Yani sömürülen ülke mesela bir sömürgedir. Yapılan eylem ise sömürüdür arkadaşlar. Bakalım Fransa'nın sömürüsü altında olan bir ülke. Bakın ne dedim? Burada ne olması lazım? Fransa'nın sömürgesi altında olması lazım arkadaşlar. Sömürgeye uğrayan diyor bu bir eylem durumuysa ne olması lazım arkadaşlar? Sömürüye uğrayan nice ülkeler var şeklinde devam etmesi lazım. Uyarmak ve hatırlamak. Arkadaşlar bunlar daha bariz. Bir daha hatırlatmayacağım ben dönünce konuşmamanız gerektiğini. Arkadaşlar burada hatırlatmayacağım mı olacak? Bir daha uyarmayacağım olacak. Otobüsü kaçırabileceğini uyardım derken bu sefer ne olacak arkadaşlar orası? Hatırlattım niteliğinde olması lazım. Bezenmek ve bulanmak arkadaşlar. Baktığımızda bezenmek özellikle süslenmek anlamındadır arkadaşlar. Bulanmak ise etrafının kaplanması anlamına gelir. İlkbaharda ağaçlar çiçeğe bulandı mı olur, çiçeğe bezendi mi olur arkadaşlar? Sokakta top oynayınca ağzı yüzü çamura bulandı olacak değil mi? Bezendi. Çamurla süslenmedi herhalde. Tepki, etki durumu arkadaşlar. Şimdi üniversiteye gidince bunu çokça göreceksiniz zaten. Eti görünce salya etkisi göstermesi normaldir. Salya bir etki değildir. Salya bir tepkidir arkadaşlar. Unutma. İlacın hastalara karşı herhangi bir yan Tepkisi demişim, yan etkisi yok değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Karşı ve karşılık sürekli sorularla karşınıza çıkacak. Çünkü ikisi de edat durumundadır arkadaşlar. Sana karşı 100 bin istiyorlar. Sana karşı değil bu. Ne olması lazım? Sana karşılık olması lazım. Doğru mu? Peki şuna bakalım. Söylediğim söze karşı savunmaya geçti. Ee, buradaki söylediğim söze karşılık savunmaya geçti niteliğinde olması gerekiyor. Ücret ve fiyata geldiğimizde arkadaşlar, ücret dediğimiz durum şudur. Ee, nasıl söyleyelim? Bir kişinin emek sonrası aldığı maddi değer ücrettir arkadaşlar. Yani siz bir yerde çalışıyorsanız bir hafta, bir ay ya da bir gün sonrasında alacağınız miktar sizin ücretinizdir arkadaşlar. Eğer ki çalışmadan bir maddi değer belirtiliyorsa bu ise fiyattır unutmayın. O zaman bu tek taşın ücreti dudak uçuklattı derken tek taş bir aylık çalışmayla bir alakası yok değil mi olayın? O zaman bu tek taşın fiyatı dudak uçuklattı. Peki işlerin aylık fiyatları gözden geçirildi derken aylık ücretleri gözden geçirildi değil mi? Saygılı ve saygın kelimesi arkadaşlar. Burak oldukça saygın bir öğrencimizdir. Direkt görüyorsunuz zaten olmayacağını değil mi? Hani Burak'la olayın bir alakası yok. Burak oldukça saygılı bir öğrencimizdir. Peki okulumuza oldukça saygılı bir bürokrat e, konuk geldi dediğimizde bürokrat saygılı olmaz. Ne olması lazım? Saygın olması lazım arkadaşlar. Görüntü ve görünüş kelimesi. Görüntüye ben ne dedim arkadaşlar? İlizyon dedim. Görünüşe ise ilk dedim. Yani beyinde anlamlandırılmadan gözün yaptığı bakma durumu arkadaşlar görünüş. Ateşi artınca duvarda çeşitli görünüşler peyda olmuş dediğimizde. Şimdi ateşi artınca ne oldu? Duvarda ilizyon gördü değil mi? O zaman burada görünüş olmaz. Ne olması lazım? Görüntü olması lazım. Peki binaların çarpık görüntüsü dikkat çekiyor dediğimizde binaların çarpık görünüşü şeklinde olması lazım. Artmak ve gelişmek. Teknoloji artınca aşı daha kolay bulundu. Teknoloji artmaz değil mi arkadaşlar? Teknoloji geliştikçe olacak. Arabanın ücretleri arttı dediğimizde arabanın ücreti de artmaz değil mi arkadaşlar? Burada cümle komple yanlış arabaların fiyatları yükseldi şeklinde olması lazım. Şimdi arkadaşlar dikkat notumuz var. Beslenmesine dikkat ettiği yüzünden bağışıklığı oldukça arttı. Şimdi buradaki durum olumlu olumsuzluk durumudur arkadaşlar. Bağışıklığın oldukça arttı diyorsa o zaman buradaki yüzünden kelimesi uygunluk göstermez arkadaşlar değil mi? Amerika'da olsaydınız koronadan ölme şansınız oldukça yüksekti. Arkadaşlar ölmek şansla bir alakalı mı? Değil değil mi? Bu da olmadı. Şans kelimesi yanlıştı. Dedikodu yaptığı için arkadaşların arasının bozulmasına katkı sağladı diyor. Katkı sağladığı olumlu bir durumdur değil mi? Bakın hep olumlu olumsuz durumları buraya birleştirelim. Takımımız son maçta bir mağlubiyet elde etti dediğimizde. Elde eden olumlu bir durumdur arkadaşlar. Mağlubiyet yani yenilgi elde edilmez. Şimdi birinci bölümümüz neydi arkadaşlar? Tekrar baktığımızda sözcüğün yanlış anlamda kullanımıydı arkadaşlar. Birbirine benzeyen sözcükleri hep ne yaptık? İşledik. Lütfen bu sözcükleri dersi dinlerken not edin arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesiyle alakalıdır arkadaşlar. Duruluk ilkesini biz sizinle beraber paragraf konusunu işlerken konuşmuştuk. Yani az, az söz söylemek aynı anlama gelen sözcüklerin eklerin bir arada kullanılmama durumudur arkadaşlar. Beyza hiçbir zaman tertipli ve düzenli olmadı dediğimizde. Arkadaşlar bir sözcük gereksiz kullanıldı. Baktığımızda Beyza hiçbir zaman tertipli ve düzenli aynı anlama gelen sözcükler değil mi arkadaşlar bunlar değil mi? O zaman bir tanesi nedir? Gereksiz kullanmıştır. Beyza hiçbir zaman tertipli olamadı dese yeterli olacaktı. Fazilet beklenmedik bu sürprizle oldukça şaşırdı diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Sürpriz zaten nedir arkadaşlar? Beklenmedik bir harekettir değil mi? O zaman beklenmedik kelimesine bir gerek yok. Gülce ile ortak aynı düşünüyoruz derken bakın arkadaşlar hem ortak dedi hem aynı dedi ikisi de aynı anlamdadır. Sena bana her zaman saygı gösterir hiçbir zaman hürmetini esirgemezdi derken arkadaşlar Saygı göstermek ve hürmet aynı anlamdadır. Artı cümlede hala bir anlatım bozukluğu var. Bir saniye. Sena bana her zaman saygı gösterir. Şurada benden hiçbir zaman hürmetini esirgemez şeklinde olması lazım. Onu daha sonra göreceğiz. Dolaylı tümleç eksikliği de var aynı zamanda. Büşra bu iki resim arasındaki nüans farklılıkları fark edemedi dediğimizde nüans zaten farklılık demektir arkadaşlar. Onun için ikisinden birisi gereksiz kullanmış. Berat ayda yılda bir seyrek soru sorar dediğimizde hem seyrek dedim hem ayda yılda bir dedim değil mi? İkisinden biri gereksiz kullandım. Bu çetin ve zor görevi hacı umarım yerine getirir dediğimizde arkadaşlar hem çetin hem de zor dedim değil mi? Aynı anlama geldi. Yasir dolmuşta iki tane insanla kavga etmişti. Bunu bulabilecek misiniz arkadaşlar? Bakalım. Yasir dolmuşta iki tane insanla kavga etmişti. Acaba hangisi gereksiz? Günlük hayatta sürekli yaptığımız bir yanlış diye bunu buraya belirttim. Arkadaşlar buradaki gereksiz sözcük tanedir. Çünkü insan tane ile gösterilmez arkadaşlar. Rümeysa iki saat süreyle konuları tekrar etti dediğimizde hem iki saat diyorum hem süre diyorum değil mi? Bugün sınıfta, bugün sınıfa ilk önce Buse geldi dediğimizde arkadaşlar ya ilkdir ya da öncedir değil mi? Sobay arkadaşlarıyla birlikte e, çarşıya çıktı. Bakın burada gereksiz bir edat var arkadaşlar. Hem ile edatı var, birliktelik anlamı katar hem de birlikte sözcüğü var. O zaman şu birlikteyi çıkarttığımızda Sobay arkadaşıyla çarşıya çıktı desem yeterli olacaktır nesli ile karşılıklı tartıştık dediğimizde bakın biz daha önce çatıda gördük tartışmak karşılıklı yapılan bir eylem değil mi zaten o zaman karşılıklı kelimesine gerek var mı arkadaşlar yok Tuhan arada bir aklına gelseydik bari Tuhan arada bir aklına gelseydik bari arkadaşlar arada bir e, bari kelimelerinden dolayı Yağan yağmur dindirmez içindeki acıyı derken arkadaşlar yağmayan yağmur olması herhalde değil mi? O zaman burada yağan kelimesi gereksiz kullanmıştır. Mustafa askeriyi kazandığı için onu kutlar tebrik ederim dediğimizde hem kutluyor hem tebrik ediyor. İkisi de aynı anlama gelen sözcüklerdir. Şimdi arkadaşlar anlamca çelişen sözcüklerin birbir Birlikte kullanımı. Hasan ona yaptığımızı duyarsa kesinlikle bize kızabilir. Hem kesinlikle diyorum, mutlaklık. Hem de kızabilir. Yeterlilik değil mi? Bir olasılık anlamı katıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Anlatım bozukluğu oldu. Uygarım, şüphesiz sen de beni unutmuş olmalısın derken bakın şüphesiz diyorum hem de olmalısın diyorum, değil mi? Gerekliliği bildiriyorum arkadaşlar. İkisi ne yaptı? Çelişti. Merve'yi görmeyeli aşağı yukarı tam 20 gün oldu derken hem tam diyorum hem belgisizlik belirten aşağı yukarı sözcüğünü kullanıyorum. Buğra mavi gözlerini bize dikerek konuyu ayrıntılı bir şekilde özetledi diyorum. Dikkat. Hem ayrıntılı diyorum hem özetledi diyorum. Değil mi? Böyle bir şey olmaz. Yaprak soğukkanlı bakışlarıyla bizi heyecanlı bir şekilde dinliyordu. Arkadaş bu kız soğukkanlı mı yoksa heyecanlı mı? Bu bu sınavı muhakkak kazanmış olmalı derken hem muhakkak dedim hem yine olasılık söyledim. Nazlı tam 3 ay kadar çorumda kalacakmış derken hem 3 ay kadar diyorum hem de tam diyorum değil mi? Sözcükler ve ekler ne oldu arkadaşlar? Çelişti. Sözcüğün yanlış yerde kullanımına geliyoruz arkadaşlar. Bakalım Betülay ilk aklına geleni hemen söylerdi dediğimizde. Arkadaşlar hangi kelimelerin yerlerinin değişmesi lazım? Betülay ilk aklına geleni hemen söylerdi. Baktığımızda nedir arkadaşlar? İlk ve aklına kelimelerinin yerleri değişmesi lazım. Çünkü ilk akıl, ikinci akıl, üçüncü akıl diye bir şey yok değil mi? Betülay aklına ilk geleni hemen söylerdi. Bu senin müzede ilk dikkatini atlar çekmişti dediğimizde arkadaşlar ilk dikkat ikinci dikkat diye bir şey yok değil mi? Dikkatini ilk atlar çekmişti şeklinde olacak. İrem patlıcanların çok suda beklediği için karardığını söyledi. Arkadaşlar patlıcanlar çok mu suda bekledi? Su mu çok yoksa bekleme eylemi mi çok? Değil mi? O zaman ne olması lazım? İrem patlıcanların suda çok beklediği için karardığını söyledi. Meryem iki hafta içinde petrol çıkaran ülkeleri ziyaret edecekmiş dediğimizde arkadaşlar petrolü iki hafta içinde mi çıkartıyorlar? Yoksa Meryem mi iki hafta içinde bu ülkeleri ziyaret edecek? Değil mi? Bakın ne olması lazım? Meryem e, petrol çıkaran ülkeleri iki hafta içinde ziyaret edecekmiş. Peki Zeynep saçını boyayınca daha çok Saçının kararmasına neden oldu arkadaşlar durum nedir Zeynep saçını boyayınca saçının daha çok kararmasına neden oldu değil mi? Çünkü diğer türlü saç çok olur ama biz kararma eyleminin daha fazla olmasını belirtmek istiyoruz Anıl'ın çok başı ağrıyor dediğimizde birden fazla başı yok herhalde değil mi? Bu çocuğun ne olması lazım arkadaşlar başı çok ağrıyor Hasret yeni motora binmişti ki kasketi düştü. Şimdi motor yeni olabilir doğru ancak ne olması lazım arkadaşlar? Motora yeni binmişti ki olması lazım. Büşra her Allah'ın günü soru soruyor dediğimizde her Allah diye bir şey olmaz arkadaşlar. Ne olması lazım? Allah'ın her günü olması lazım. Peki yine hasret demişiz. Hasret dün yeni doğan kardeşin kızı için hediye aldı. Bakın cümle tamamıyla saçma bir cümle arkadaşlar. Neden? Dün yeni doğan kardeşinin kızı için diyor değil mi? Arkadaşlar hasret kardeşinin dün yeni doğan kızı için hediye aldı şeklinde olacak. İbrahim yeni sınıfa girmişti ki hoca onu azarladı dediğimizde sınıf yeni değil girme eylemi yenidir değil mi? O zaman ne olması lazım? İbrahim sınıfa yeni girmişti ki hoca onu azarladı. Sahibinden temiz araç satılıktır ilanı çıkarttığı yiğit dediğimizde. Arkadaşlar araç sahibinden temiz? Değil mi? Bunu fark ettiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Alkollü araç kullanma arzu dediğimizde ne yapıyorum arkadaşlar? Araç alkollü değil herhalde. Aracı alkollü kullanma arzu niteliğinde bir cümle olması gerekiyor. Sıralama yanlışlığına geldiğimizde aslında mantık yanlışlığıdır arkadaşlar. Bakalım. Şerife bırak yumurta kırmayı yemek bile yapamaz cümlesinde. Arkadaşlar bir defa sıralama yanlışlığı var. Artı mantıksal bir yanlışlığı var. Şerife ile bir alakası yok durum Bakın şerife bırak yemek yapmayı yumurta bile kıramaz olacak değil mi? Gülse yürümek şöyle dursun spor bile yapmaz dediğimizde tam tersi mi olacak Gülse? Spor yapmak şöyle dursun yürüyemez bile. Melih bu havada böyle giyinirsen hastalanır hatta e, üşürsün dediğimizde bakın Melih bu havada böyle giyinirsen üşürsün hatta hastalanırsın olacak. Ahmet seninle değil şehir turu dünya turuna da çıkmam dediğimizde arkadaşlar Ahmet seninle değil dünya turu şehir turuna bile çıkmam şeklinde olacak. Neden? Bu büyüklükten dolayı arkadaşlar Beyza bir sonraki konuyu iyi hatırladığını söyledi. Şimdi arkadaşlar hatırlamak bir sonrakini insan geleceğini hatırlayamaz. Anlatabiliyor muyum? Geçmişini hatırlar arkadaşlar. Buradaki mantıksal yanlışlık. Dilara şiir okumak bir yana e, yazamıyor bile, şiir yazamıyor bile tam tersi olacak değil mi arkadaşlar yine? Büşra alçak sesle fısıldarsan ben duymam ki derken hem alçak ses hem fısıldamak durumu arkadaşlar. Burada gereksiz hızlı kullanımdır. Anlam belirsizliği. Bakın annemi senden daha çok seviyor dediğimizde. Şimdi anlam belirsizliğindeki durum ne arkadaşlar? Bakın bu cümleden çıkartılacak yargılar ne? Annemi senden daha çok seviyor. Yani seni sevmiyor, annemi seviyor. Artı benim annemi sevdiğim dereceden daha fazla seviyor. Manası çıkar arkadaşlar. Tuğçe Elif'ten çok para aldı. Şimdi cümleye baktığımızda Elif'in bir miktar parası var. Tuğçe Elif'ten para aldı. Doğru mu? İkinci durum ben para dağıtıyorum. Tuğçe'ye 10 verdim. Elif'e 5 verdim. Böyle bir anlamda çıkar arkadaşlar. Beyza balık tutmayı babasından çok seviyor dediğimizde. Bu cümleden çıkarttığımız yargı ne? Beyza balık tutmayı babasından çok seviyor. Yani babası balık tutmayı 5 seviyorsa Beyza 10 seviyor. Doğru mu? İkinci çıkarttığımız yargı ne? Beyza babasını sevmiyor, balık tutmayı seviyor. Böyle bir mantıkla çıkar. Romanlarını bir solukta okudum dedi Necati. Ee, buradaki duruma baktığımızda romanlarını bir solukta okudum dedi Necati. Ee, arkadaşlar buradaki durum şu. Bir an düşündüm acaba hani ne olabilir diye. Senin romanlarını bir solukta okudum. Onun romanlarını bir solukta okudum. Doğru mu? Hem senin hem onun zamirine uygun bir sözcük arkadaşlar. Onun için anlam belirsizdir. Bakın. Kardeşini hiç sevmedim diyerek dışarı çıktı Bora. Senin kardeşini hiç sevmeyerek onun kardeşini hiç sevmeyerek. Doğru mu? İkisi de oldu arkadaşlar. Umut kardeşini yanına çağırdı dediğimizde senin kardeşinin yanına çağırdı, onun kardeşini yanına çağırdı. Doğru mu? Samet pastalarını beğenmediğini belirtti derken senin pastalarını onun pastalarını durumu yine aynı. Atasözü ve deyim yanlışlığına geldiğimizde Yağız'dan tüm öğretmenler dert yakınır dediğimizde dert yakınır yanlıştır arkadaşlar ne olması lazım? Dert yanar olması lazım. Suriye halkına Türkiye dışında kimse elini açmadı. Arkadaşlar elini açmadı diye bir şey yok. Eli açık diye bir deyimimiz vardır. O da bu değil değil mi? Ne olması lazım? Elini uzatmadı olması lazım. Dilmi uyarmaktan ağzımda tüy bitti dediğimizde arkadaşlar buradaki anlatım bozukluğu ağzında tüy bitmez, dilinde tüy biter. Peki her ağızdan bir ses geliyor değil mi Betül dediğimizde arkadaşlar e, mantıklı bir cümle gibi duruyor değil mi? Ancak nedir? Her ağızdan bir ses gelmez, her kafadan bir ses gelir arkadaşlar. Berika çok şanslı. Denize girse dirseği e, ıslanmaz derken dirsek neresi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ne olması lazım? Topuk olması lazım. Buradaki şans ve şanssızlık durumu. Zaten ne yaptım? Parantez içinde ünlem koydum değil mi? Gürkan'a yardım etmek için elimden geleni ardıma koymadım derken arkadaşlar elimden geleni ardıma koymadım bu iyi durumlar için söylenen bir deyim değildir arkadaşlar. Elimden geleni yaptım demesi lazım. Hilmi yine beğenmeyince ağzını büktü dediğimizde ağzını bükmek değil arkadaşlar buradaki deyim ne olması lazım? Burun kıvırmak olması lazım. Hatice baştan tırnağa muayene olmuş dediğimizde baştan tırnağa değil baştan ayağa muayene olmuş. Fatma o kadar zengin ki denizde çakıl, Fatma'da para derken yine yanlış arkadaşlar ne olması lazım? Denizde kum, Fatma'da para. Çevval zor sorularla işi hep yokuşa sürüyordu dediğimizde arkadaşlar zora sokmak vardır. işi yokuşa sürmek değil zora sokmak vardır onu da bilelim. Şimdi virgül eksikliğine gelelim genç bayrama yardım etti dediğimizde bakın bayram mı genç yoksa şurada virgül olduğunu düşünürsek bir tane genç adlaşmış sıfat değil mi genç bir insan bayrama yardım etti gibi bir mantık çıkar. Küçük ağacın arkasına saklandı dediğimizde ağaç mı küçük eğer ki buraya bir virgül koyarsak küçük bir çocuk ağacın arkasından saklandığı gibi bir mantık çıkar. Yaşlı kadın Begüm'e yetişebilmek için Hızlı hızlı yürüyordu dediğimizde e, burada ne var arkadaşlar bakıyorum virgülü koymuşuz burada. Onun için bir sıkıntı yok. <laughs>